kendimize yeni bir istikamet belirledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'nın bugünkü güvenlik ve refah seviyesinin temelini sanayi devriminin oluşturduğunu söyledi. Bu treni kaçırdık dedi. Dünyanın yepyeni bir bilgi ve teknoloji devrimini yaşarken, Türkiye'nin vaktini ve enerjisini iç çekişmelere, kavgalara ayırdığına dikkat çeken Erdoğan, kurulmakta olan yeni dünya düzenini hatırlattı. Bu kez treni kaçırmayacağız dedi. Dünya bilgi ve teknoloji devrimini yaşarken, biz tüm enerjimizi ve vaktimizi iç çekişmelerimize, kavgalarımıza, mücadelelerimize teksif ediyorduk. Dolayısıyla bu büyük sıçramayı da önemli ölçüde kaçırdık. Dünya şimdi yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Küresel siyasi ve ekonomik güç dengeleri çatırdıyor. Bu çatırtı aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak, hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır. Katıldığı Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 26. olan genel kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin artık geleceğini inşaya odaklandığını dile getirdi. Peki madem geçmişteki fırsatları hep kaçırdık veya kaçırmamızı sağladılar, bu defa nasıl bu oluyor da böylesine iddialı ve özgüvenli konuşabiliyoruz? Çünkü bu defa Türkiye, geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde kendi iç meseleleriyle boğuşmaya değil, geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Erdoğan, eğitimden sağlığa her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye'nin olduğunu ifade etti. Artık eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete, spordan sosyal desteklere kadar her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Türkiye 81 vilayeti, 84 milyon vatandaşı, kol kanat gerdiği nice kardeşleri, tarih ve kültür birlikteliği olan dostlarıyla beraber hedeflerine kilitlenmiş vaziyettedir. Tabii bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını, tarzlarını, gündemlerine yeniden hortlatmak için uğraşanlar da yok değil. Ama hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah bundan sonra da büyük güçlü Türkiye'nin inşası yolundan en küçük bir sapmaya izin vermeyeceğiz.